Evet, yine şöyle bir gönül rahatlığıyla videomu çekmeye başladım arkadaşlar. Neredeyse çıktı. Yazım yanlışlarında ezberlemelerden değil de yine K artı K'den sorular geldi. Tüm sorular burada ve defterimde. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dereceye hazırladığım öğrencilerim var. Sınavdan çıkar çıkmaz onları öyle bir böyle zorladım ki azlarından alabildiğim kadarıyla, hatırlayabildikleri kadarıyla, bu arada sayısal branşlarda dahil olmak üzere bu videoyu çekiyorum. Bu video şöyle bir önem arz eder ki aslında MSU'dan hareketle TYT'ye yönelik, AYT'ye yönelik de çıkarımlar yapacağımız bir video. Türkçeyi derinlemesine inceleyeceğiz ama sadece Türkçe değil, burada matematiğin de üzerine eğilmek istiyorum. Sadece Türkçe değil ki matematik, sosyal, fen hepsini değerlendireceğiz arkadaşlar. Çok önemli bir video. Videoyu izlerken lütfen kendi hatırladığınız soruları da yazınız aşağıya. Onu da tekrar böyle diğer öğrencilerimle iletişime geçtiğimde de bir paylaşmış olayım. O zaman hız kesmeden Türkçeyle bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Evet, bizim kim bilir ve çok sesli iki ayrı yazım yanlışı gelmiş. Bakın, biz buradan hareketle şunu yapabilir miyiz? Dil bilgisi TYT'de de fazla gelecek. Zaten söyledik. Bu nokta çok önemli ama öyle çok basit sorular gelmiyor arkadaşlar. Kim bilir ve çok sesli bitişik yazmışlar. Çok sesli koro. Aslında baktığınız zaman bunlar ayrı yazılacak. Neden hocam? Ben biraz anlatarak da gitmeyi istiyorum. Şimdi K artı K diyorum hocam anlamıyor ama arkadaşlar çok detaylı biliyorsunuz ki 2022 oynatma listesinde bunu çok detaylı anlattım. Lütfen onlara bir tekrar bakınız. K artı K'de yeni anlam yoksa ben bunu ayrı yazıyorum. Pek çok öğrenci ayaküstüye düşmüş. Çeldirici. Ayaküstü bitişik yazılıyor arkadaşlar. Lütfen buna düşmeyiniz. Yine kim bilir ayrı yazılıyor. Ben bu örnekleri verdim. Bu arada biliyorsunuz ki videolarımda böyle her sene değişik kelimeleri konuşmuş oluyorum. Teknik anlamı kelimeler farklı. Onları da paylaşacağım sizle. Yani direkt cümleyi verdiğim videolar var. Bunlar ayrı yazılacaktı. Sonra cümlenin ögeleri gelmiş. Gelir dedik mi? Dedik. Cümlenin ögesiyle tamlamayı birleştirir dedik mi? Dedik. Arkadaşlar tamlamayı bilmeyen zaten cümlenin ögesi yapamaz. Biraz zorlanılmış bu soruda. Yine zamir sorusu gelmiş. Kolaydı diyorlar. Bu arada bunlar benim derece öğrencilerimden aldığım cevaplar aynı zamanda arkadaşlar. Fiilimsi şöyle bir soru var. Hangisi fiilimsi değildir? Cevap iş. İçinde iş geçiyormuş ama tam kelimeyi hatırlayamıyor. Burada arkadaşlar isim fiil. Hangisi fiilimsi değildir? İşte onu isim fiile karıştırabilirsiniz. Belki çeldiricilerde gelebilir. Yine noktalama sorusu varmış. Ve dediğimiz gibi iki ayrı yazım yanlışı varmış. Paragraflar şöyle. Öğrencim şunu söylüyor. 20'den sonra böyle zorlaşan paragraflar ama kısa olup yoğun paragraflar. Bunların gelme ihtimalini konuştuk. Zaten paragrafın matematiği oynatma listemde de bunlardan bahsettim. Peki yine bir de şöyle bir soru var. Böyle bir video vardı arkadaşlar. Algıda seçicilik görünmez goril deneyi. Bu videoda da bu videodan gelmiş sanıyorum. Beyin bir komutlarken belli bir komut verildiğinde etraftakileri görmez gibi bir cevap olması gerekiyor diyoruz. Türkçeyi buradan hareketle şunu söyleyebilir miyim? TYT'de de güzel bir Türkçe bizi bekliyor arkadaşlar. Daha zamanımız var, ona göre böyle çalışmalarımızı sürdürmüş olacağız. Peki matematiğe bakıyorum. Tek sıkıntı soruları anlayabilmekti. Kolay çözümleri olanı ama anlaması zor olan sorulardı. Geometri zordu. Bir de arkadaşlar burada bir Ayşegül borç sorusu söz konusu. İşte cevabı bir verecek olursak cevap 210 diyorlar. Ama siz farklı yaptıysanız kesin eminseniz onu da lütfen belirtiniz. Bunu böyle hatta esprili bir dille kime borcu var? Ayşegül kimin borcunu ödeyecek? Firdevs Hanım gibi böyle bir komedi tarzında da yazanlar olmuş. Bir de bizim yaş sorumuz var. Aritmetik ortalama 38. Bunun cevabı. 84 küplü soru. Bu arada bu küplü ben tam çıkaramadım ama yani telefonda konuştuğum için şöyle bir şey de olabilir küplüden kastı. Cevabı 13 ama siz hatırlayacaksınız sınava girdiğiniz için. Yine başka telefon mağazasına gitmeyip aynı yerden telefon bulmaya çalışan Veysel Yasin Zehra'yı bulmaya gidiyorum diye bir şey galiba böyle bir paragraf vardı matematikte. Bu da Veysel Yasin Zehra şeklinde bunu başka bir öğrencimden aldım. O şekilde cevaplamış diyoruz arkadaşlar. Burada şu benim dikkatimi çekti. Matematik soruları Türkçeden daha uzunmuş. Aslında şunu söyleyebilir miyim? Türkçesi iyi olan öğrenci matematiği de yapıyor burada. Tabii ki teknik bileceksin. Ama senin Türkçen iyi değilse matematikte de yandı gülüm keten elva. Yani orada iki ana dersi birleştirmeyi bilmek esas noktamız arkadaşlar. Zaten Türkçe ve matematiği yapan alıyor başını gidiyor götürüyor sınavı. Peki şimdi diğerleri tarihten güveniyorum burada. Öğrencim cevabı direkt verdi. Sovyetler Birliği cevap arkadaşlar. Soruyu bilmiyorum ama cevabı direkt istedim. Sovyetler Birliği.
Bir tane love sorusu varmış, yani cevap love'mış. Bir tane sorunun cevabı Hindistan'mış. Sanıyorum böyle bir dünya haritası vermiş, cevap Hindistan. Bu önemli. Bunlar hatırlayabildikleri ama bugün sorular açıklanırsa yine değerlendirme yapacağız. Biraz sonra tekrar arayacağım. Tekrar bir ikinci partini çekeriz. Bunun dışında fen. Fenden tabii ki sayısalcı olduğu için kesin doğru bu söylediklerim. Çünkü iyi de bir sayısalcı. Ayna sorusu varmış. Yalnız bir cevabı. Ekoloji sorusu varmış. Cevap C diyor. Sudaki kurşun miktarı birikime etkilemezmiş. Sanıyorum hani hangisi yanlıştır tarzı bir sorumuz. Şimdi siz hatırlayacaksınız zaten. Yine kimyada alet sorusu varmış. Düretmiş cevabı arkadaşlar. Bunun dışında zaten hepsini söyledik sanıyorum. Bunlar hatırlayabildikleriniz. Sizin hatırladıklarınız varsa dediğim gibi aşağıya yazın. Ben de tekrar, çünkü o da hatırlamış olacak. Birkaç tane bizim böyle bir derece grubumuz var. Onlara sorup yorumlarda yine konuşmuş oluruz. Türkçe adına şunu söyleyeyim ki TYT'de ben zor bekliyorum demiştim. MSÜ de çok kolay değilmiş. Yani şöyle diyor, bazı öğrenciler hemen sınavdan çıkar çıkmaz çok kolay diyebiliyor ama işte orada cevaplara tam hakim olmayınca biraz böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Sorular geldikçe zaten akşam yayınlanır. Tekrar bir videoyu çekmiş oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın ki kalbim sizinle, güç daima bizimle.